Arkadaşlar bugün sizlerle kovanından kapsülünden barutundan saçmasına kadar A'dan Z'ye yüksek kaliteli, yüksek performanslı çılgın bir fişek dolduracağız. Birçoğunuz 33 gram S4 fişeklerinin hastasısınız. Son dönemlerde hazırını bile bulamıyoruz diyorsunuz veya elinizdeki barut bitiyor. Bu doluyu aslına kafa tutacak şekilde nasıl yapabileceğinizi burada sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle bu güzel kovanları bana armağan getiren avcı dostumuza çok çok teşekkür ediyorum. Remington kovanlarla bu doluyu yapacağız. Kovanlarımızı kontrol ediyoruz. Haliyle atılmış kovanlar şişmişler. Bunları tekrar Amerikan pensli makineyle ezmeden, çizmeden 20.35 yani hiç kullanılmamış sıfır kovan ölçüsüne getiriyoruz. Daha sonra içerisinde herhangi bir atık, pislik, toz kalmaması için basınçlı hava ile kovan içi temizliğini mutlaka yapıyoruz. Ben yapıyorum, sizler yapar yapmazsınız, size kalıyor. Daha sonra kapsüllerimizi Nobel Sport 688 takıp polisaja geçiyoruz. Ve burada da polis ay sonrasında kovanlarımız artık doluma hazır oldular. Kendim temiz çalışmayı seviyorum. Özellikle beni takip eden genç kitle hemen hemen aynısını yapıyor. S4 barut hassas terazi ile 1.47 seviyesinde kullanıyoruz ki bu kovanlara yakışır, öfkeli hızlı çılgın bir dolu olsun. Gaziyallerimizi takıyoruz. 41 milimetre süren cam baba tapa kullanacağız. Daha sonra ben 33 gram 7 numara export kaliteli yumuşak saçma kullandım. Sizler bunu farklı avlar için 4 numara, 5 numara, 3 numara kullanarak 33 gramda kalmak kaydıyla yine başka avlar içinde 33 gram S4 dolusu olarak kullanabilirsiniz. Test kapatmalarını yapıyoruz. Kullandığım makine ekipmanları burada görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir tarafta kapattığım kovanlar biraz yakından bakıyoruz. Bunlar ütülemesiz baskıdan çıkmış halleri detayları yine ben size ileride videoda ekleyeceğim. Daha sonra Murat Tepe Usta'nın 4 tırnaklı SP Radyos serisi başlık ile bunların ütülemesini yapıyorum. Ön görüntüsüne bakıyoruz. Kontrol ediyoruz sağını solunu altta bir kırma, şişme bir şey var mı? Dışarıya doğru saçma baskımız var mı? Baskılarımız doğru mu? Aynı zamanda otomatik ve şarjörlü tüfeklerde mükemmel besleme yapan radyos fotoğrafta seçebiliyorsanız ütüleme sonraki yan yana getirdiğimiz zaman eşit baskılar stoper özelliğindeki makineyle yine masamatkabın üstünde vermiş olduğum eşit ütüleme baskıları neticesinde gördüğünüz şekilde üstünden, sağından, solundan baktığımız gibi bu şekilde bir baziyete geldiler. Bunun dolumunu yapmak isteyen arkadaşlar için detaylı videoya da geçeceğiz biraz sonra. Sürekli kullanılan, bilinen, yüksek performanslı av yaptıran bir doludur. Bunları kullananlar bilir. Yani dolumunu yapmamış olanlar bile S4'ün 33 gram hazır fişeklerinin ne olduğunu bilir. Gördüğünüz gibi işimiz bittikten sonra da kovanların metal kısımlarını daha hafifçe yağlayıp fazla yağı silerek herhangi bir kutuya alıyoruz. Sezon kapalı ve videoya geçiyoruz. Avcı ve dolumcu dostlar hepinize merhaba. Yakın takipçilerimin bileceği üzere bu güzel kovanlar aranızdan değerli bir arkadaşımızın ziyaretim esnasında getirdiği. Hatta 5-10 tane de fazla bırakayım. Sen bunları orijinal kutulara yerleştiriyorsun. Sezon kapalı. Kırılan falan olur ayarlarken. Onun için 5-10 on tane fazla doldurayım dedi. Ben de bir tane fire vermeden bunlar henüz ütülemesi hali. Makineden çıkmış halleri. Bunları da aslında bıldırcın için doldurmayı düşünüyordum. Ancak hem rahmetli Nur abiyle eski av arkadaşlarımızdan ekibimizden bir tanesi arayıp dedi ki eğer bu kovanları sen bıldırcın yaparsan Nur abi hortlar kavgaya gelir. Gerçekten kaliteli kovan kaliteli dolu derdi. Ben de onun anısına hem Selda Bağcan'ın dostum dostum türküsü geriden duyuluyorum bilmiyorum kamerada. Onu dinleyerek Bunları doldurdum. S4 dolusu olarak. Arayan da epey bir zamandır bulamıyor uzun süredir. Hazırını dahi bulamıyorsunuz. Ancak vaktinde uyarılarımı dinleyenlerin elinde tedbirini alanların daha 5-10 sene S4 ile bıldırcına S4 atan arkadaşlarımız da var. Ve bu kıymetli kovanları da şimdi S4 dolusu olarak 33 gram 7 numara üveyik için yani tavşana da idare eder, tahtalıya da yeter. Bu ölçüleri tapayı değiştirmeden siz bunları 5 numara, 4 numara yaparak ördek ya da farklı avlarda da kullanabilirsiniz. Şimdi şurada iki tane de sizinle kapatalım. Adet yerine bulsun. Çünkü zaman zaman doldurduğum fişeklere hazır doluyu kullanıyorlar diyorlardı. Sabit olmayan makinede şöyle bir tek elle bakalım. Murat Tepe Usta'nın ön kesmesini yaptık. Daha sonra ara kesmeyi aldık. Buradan da benim modifiyemi son kapatmasını taşıyan sabit olmayan makinede tek elle şu fişeye çıkarttık. Şimdi son kapatmalarda ben bunu daha düzgün baskılı radyoslu çıkartabilirim. Ancak lastiye baskıyla verdiğiniz şekiller geçici oluyor. Hele ki böyle orta yumuşak kovanlarda onun için kovan uçlarını yağlıyoruz. Sağlıklı bir ütüleme istasyonum var. Bilare bunları da sizlerle ütüleyeceğiz. Bir tane daha kapatalım. Bunu ayak kabıyla mı, paspasla mı, neyle kapattığımız belli olsun. Ön kesme ve gördüğünüz gibi stoper fonksiyonumuz. Stoper fonksiyonu yapmayan demir parçaları makine diye sadece yapan kişiler telaffuz etmektedir. Eşit basınç, eşit baskı ve eşit kapatmalar. Sağlıklı, kaliteli bir dolu yapmak için bunların hepsi olmazsa olmaz küçük ayrıntıları bir araya getirdiğimiz zaman atılmış kovanlardaki gerek genleşme, gerek tapalardaki e, kaliteler bunları da yine gazetelerle alıyoruz zaten biliyorsunuz. Şimdi videoyu durduracağım ben. Ütülemeye geçeceğiz. Ütüleme istasyonumda Murat Tepe Usta'nın dört tırnaklı SP Radius serisi ile yine bunların ütülemesini yapıyoruz. Ütüleme sonraki ön görünüşe bakıyoruz. Radyosu ve yan görüntüleri altta bir kırıklık olup olmadığına bakıyoruz ütüleme sonrası şöyle yan yana getirdiğimizde stoper özelliği olan makinemizde eşit baskı basınç ve masa matkabının üzerinde ayarladığım hepsinin eşit baskı ütülemesi ayarıyla birlikte mükemmel bir şekilde gördüğünüz duruma getiriyoruz. Elbette işimiz bitmedi. Şimdi kovanlarımızın uçlarını yağlıyoruz. Bu güzel kovanları da bana hediye getiren ince ruhlu arkadaşımıza teşekkür ediyor. Yandaki eksik kutuda kalan aslında kırarım diye fazla getirmiş olduğu kovanların kutudaki eksiklerini de kendisinden bekliyoruz.